Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yağmurlu bir İstanbul gününde bir haftadır kullanmış olduğum Toyota'nın hibrit bir modeli olan Toyota Camry ile ilgili deneyimlerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. İçerisinde gerçekten beni çok şaşırtan, mutlu eden teknolojiler var. Bu teknolojileri sizlere anlatacağım. Neleri beğendik, neleri eleştirdik, her şeyi olduğu gibi tüm samimiyetimizle bu videoda paylaşacağız. Hadi gelin şimdi 4. Levent'ten yola çıkalım, Beşiktaş'a doğru hareket edelim ve kardeşim Gökhan'la beraber bu deneyimlerimizi paylaşmaya başlayalım. Arkadaşlar Toyota Camry ile Levent'te bir tur yaptıracağız size. Biraz yağmurlu. Ön kameramız biraz ıslanabilir. Her şeyi ayarladık. Dolmuşlardan izin verilirse biz de geçeceğiz. Evet. İnşallah kaza falan olmaz ya. İnşallah. Yani başkası da yapabilir kaza. İnşallah çekmeyiz. Toyota Camry. Ben bunu Amerika'da açıkçası kullanıyordum. Severek kullandığım bir otomobil. Şimdi Türkiye'de en önemli özelliği tabii ki hibrit olması. YouTube kanalına konuk olmasının sebebi de bu araçta bulunan teknolojiler. Bu teknolojilerden size biraz bahsedeceğim. Hibrit bir teknolojiyi Gökhan'la beraber yorumlayacağız. Gökhan, hibrit bir teknoloji senin için ne ifade ediyor? Benim için hibrit güçten ibaret. Bence direkt elektrik gücüne geçmemiz lazım artık ama araçtaki tork artışı beni çok cezbediyor elektrikli motorlarda. Ama şöyle, araçlarda aslında hibrit teknolojisi doğrudan güç anlamına gelmiyor. Biraz daha yakıt ekonomisi anlamına geliyor. Çünkü belli bir hıza kadar bu elektrikli motoru kullanabiliyoruz. Ama senin demiş olduğun şey %100 elektrikli otomobillerde acayip bir performans. Hibritte de şu var ama. Hibritte de elektrikli motorun da desteği var. Yani verdiği bir tork gücü var. Evet. Bu atmosferik bir motor. Üstündeki 2500 cc'lik. Buna da artı bir tork kazandırıyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada çok güçlü bir araçla beraberiz. Eğer imkan bulursak, şu anda trafiğe girmiş durumdayız ama imkan bulursak bunu da yine sizlerle paylaşmak isterim sevgili dostlar. Gerçekten çok iyi teknolojiler var. Öncelikle ortada bir tane ekran var. Bu 8 inçlik ekran dokunmatik ama çok bir şeyinden faydalanmıyorum ben. Yani navigasyon var. Bunu telefondan kullanıyoruz genellikle. Navigasyonu aynen telefondan kullanıyorum arkadaşlar. Onun dışında böyle bir bekledim, acaba CarPlay ya da Android Auto desteği var mı diye. Maalesef yok. Bu arada bu ekran yine burada güzel. Yani Toyota RAV4'ü kullandım bu arada. Bu aracı kullanmadan bir hafta önce. Onu Seda ile beraber Pembe Teknoloji kanalında yayınlayacağız. Onun ekran daha da kötüydü tasarımı. Ben açıkçası Toyota'nın şu ekranlarında biraz daha farklı bir tasarım kullanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Bu arada telefonu şarj etmek için bayağı güzel seçenekler var. Şurada kablosuz şarj ünitesi var. Heyecanlandırdı mı seni? Kablosuz şarjı deneyemedim. Benim telefonumda o özellik yok ama güzel bir özellik. Şöyle, kablosuz şarj teknolojisi var ama bu öyle ultra hızlı bir şarj teknolojisi değil sevgili dostlar. Ama mesela dur, AirPods var, dur AirPods'ları şarj edebiliriz orada. Bak mesela bunun çok hızlı şarja ihtiyacı yok. Bu arada elimdeki AirPods Pro ve kablosuz şarj destekli doğal olarak. Yapmam gereken şey bunu buraya bırakmak sadece. Şu anda şarj olmaya başladı mesela, ne kadar güzel bir şey. Hani onun için güzel ama telefonu kablosuz şarj etmek çok uzun bir zaman gerekiyor. Istiyor. Bu arada ben buna ne yaptım? Hemen şurada bir USB giriş var. Yanında 120 voltluk başka bir güç ünitesi var. Oraya bir adaptör bağladım. O adaptörün Type-C çıkışı var. Type-C'den de doğrudan iPhone'u şarj edebiliyorum. Çok hızlı şarj. USB girişleri var çok arabada. Mesela önde var bir tane. Var. Hemen arka tarafta da var iki tane. Bu arada o çakmak girişi diye de adlandırılan, daha sonrasında işte 120 wattlık girişten arka tarafta yok. Yok. Mesela bu araç daha çok arka koltuk için bir araç bana göre. Bana göre böyle. Ama şimdi şöyle, arka koltuktaki teknolojileri göstereceğim size. Bazıları unutulmuş. Mesela arka koltukta oturan kişinin bana göre hızlı şarj seçeneğini kullanması lazımdı. O 120 wattlık bir güç ünitesinin orada olmasını ben isterdim açıkçası. Çakmak girişi ya da neyse, onun orada olmasını isterdim. Orada yine iki tane USB giriş var ama sınırlı, yani o 5 watt, 2.1 amper, hızlı çok hızlı değil. Bu arada konsoldan biraz bahsedeyim. 8 inçlik ekranın etrafında özellikle anlatmamı gerektirecek çok değişik bir teknoloji yok sevgili dostlar.
ihtiyacınızı karşılıyor. Yani buradan ana ekrana geçtiğiniz zaman hangi güç ünitesini kullandığınızı görebiliyorsunuz. Motor ve akü. Evet, hibrit olmanın avantajları burada var. Onun altında klimaları kontrol edebileceğiniz butonlar var. 3 bölgeli bir klimadan, dijital klimadan bahsediyoruz. Sonrasında şarkıyı, telefonunuzu ve aracın diğer ayarlarını kontrol edebildiğiniz butonlar burada mevcut. Sol tarafta da sık kullandığım aracın bagaj kapağını açtığım buton var. Hemen onun altında mesela bir otoparka giriyorsun. Bileti genelde atıyoruz, daha sonra arıyoruz. Onları saklayabileceğimiz küçük bir yuva var. Sol tarafta hemen ulaşabildiğim bu alanda 4 camın 4'ünü de kontrol edebiliyorum otomatik bir şekilde. Yani bir kere bastığım zaman açılıyor. Deneyeyim mi? Açıldı ve kapanıyor arkadaşlar. 4 pencerenin de otomatik açılması yine hoşuma giden seçenekler arasında. Aynalarda sadece şöyle bir eleştirim var. Aynaların katlanabiliyor olması anladığım kadarıyla manuel. Yani otomatik olarak yapmadı bunu. Ben işte aracı terk ettim. Kilitlediğim zaman istiyorum ki aynalar katlansın. Elektronik olarak katlanabiliyor ama bunu otomatik yapmadı. Belki de ben ayarlarını değiştirmedim. Benden önce kullanan kişi bunu öyle yapmış olabilir. Direksiyondan biraz bahsedecek olursak ihtiyaç duyduğum bütün butonlar var. Ve benim bu zamana kadar çoğu araçta kullanmadığım harika bir teknoloji var. Onu kullanalım mı abi? Yarı otonom özelliği mi abi? Aynen, yarı otonom özelliği. Şöyle, şimdi direksiyonda hız sabitleyicisine basıyorum. Sonrasında bir hız ayarlıyorum. 46 olarak ayarladım. Ve çarpışma engelleyici sistem de şu anda aktif. Araçtan ayağımı çektim arkadaşlar. Bu arada hızı biraz artırayım. 50, 60'a doğru çıktım. Şehir içerisinde 50'yi geçmeyeyim aslında. 50 yapayım tekrar. Şu anda önümdeki araçla mesafemi Toyota'nın kendisi kontrol ediyor arkadaşlar. Frene ve gaza kendisi basıyor. Araca olan yakınlığımı da yine buradaki çarpışmayı önleyen butona basarak belirleyebiliyorum. Şu anda 3 farklı ayar var. Şu an biraz daha yaklaşabilirsin dedim. Şu anda ayağımı gazdan ve frenden çektim. Sadece direksiyonu kontrol ediyorum. Bu arada şerit takip sistemini de devreye aldığım zaman ne yapıyor? Şeridimden dışarıya çıkarken beni uyarıyor. Bu da yine çok değerli bir özellik sevgili dostlar. Birazcık hızımı artırayım. Buraları genelde böyle çok hızlı kullanabileceğimi düşünmemiştim. 70'e kadar çıkartıyorum. 80'e kadar çıkarttım. Şu anda epey bir kökledi. Mesela ön taraftaki araca yaklaşırken nasıl bir frene basacak ona bir bakalım hep beraber. Biraz sert ve hatta Audi önümüze zıplayacaktı. Onu da çok iyi kontrol etti. Hala basmıyorum arkadaşlar frene ya da gaza. Tamamen şu anda aracın hızlanmasını, yavaşlamasını Toyota kendisi yapıyor. Bunu gerçekten sevdim. Bu bize hangi alanlarda daha çok faydalı olabilir? Özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda. Tünelde çok faydasını gördüm. Tünelden de çıkacağız. Bakalım şurada bir basacak değil mi? Aynen. Süper. Şu anda bakayım ne yapacak. Arkadaşlar kırmızı ışıkta kendisi duracaktır diye tahmin ediyorum. Hala herhangi bir frene gaza dokunmam söz konusu değil ve durdu. Hala ani duruşu da yok aracın. Tabii çok iyi yumuşak yapıyor. Yumuşak şekilde duruyor. Gerçekten bu özelliğini çok sevdim, onu söyleyebilirim. Bir farklı özellik olarak da işte buradaki ekran geri kamerada oldukça iyi bir özgürlük sunuyor size. Ne var ne yok bakabiliyorsunuz. Bakayım kendisi mi gidecek? Durduktan sonra gitmiyor, benim basmam gerekiyor. İlk hareketi sizin vermeniz. Aynen. Oo. 70 ayarladık ya, hemen hızlandı bu arada. Bu özelliğini sevdim. Sen? En çok hoşuma giden yönü oldu zaten. Mesela bir kırmızı ışık daha var. Beni geriyor ama bu arada, biliyor musun? Mesela duracak mıyız diye ben merak ediyorum. O nedenle bir ayağım da frende olsun. Mesela önümüzde bir tane Citroen var. Hakikaten aradaki mesafeyi koruyor. Yani yarı otonom, çeyrek otonom diyebiliriz arkadaşlar. Yarı otonom belki biraz daha fazla olabilir ama bunların otomatik olarak yapılıyor olması benim hoşuma gitti. Bunun dışında ses sistemi gerçekten çok güzel. Yani beklediğimden fazla bir performansı elde ettim. İçerisi disco. JBL kullanmışlar ses sisteminde. 800 wattlık bir ses sistemi var. Bayağı da kaliteli. Şu anda bir şarkı çalayım. Ne çalayım? Şarkıyı durdurdum arkadaşlar. Bu arada biz Beşiktaş'a doğru ilerliyoruz. Tamam. Bu yarı otonomdan alayım arabayı. Çünkü ben biraz rahata ermeye başladım. Şu anda kendim kontrol ediyorum. Bu arada aracın yan
cepleri oldukça fazla. Bir sürü seçenek var. Mesela şurada bir seçenek var. Burada da bir seçenek var. Ama çok kullanışlı gelmedi bana. Yani bilmiyorum, sen beğendin mi? Burada su saklama yeri var. Mesela su şişesini koyduğum zaman böyle sığmıyormuş gibi zorlandım yani. Hani böyle daha hacimli bir alan bekliyordum açıkçası. Ama yine de orada seçenekleriniz var. Bununla beraber burada iki tane daha büyük bir yuva var. Hemen şuradaki seçenekleri de size söyleyeyim. Üç farklı araç performans seçeneği var. Eco, normal ve sport. Yani böyle bir araç almışken eco modda kullanalım diyorum. Çünkü hibrit seçeneğiyle beraber yakıt tüketiminde avantaj elde ediyorsunuz. İlk başlama sırasında belli bir hıza kadar elektriğin kullanılıyor olması size ciddi anlamda bir yakıt avantajı sağlıyor sevgili dostlar. Şu anda yakıt olarak da nasıl bir performans elde ettiğimize de bir bakalım. Şu anda 6.9 litrelik bir yakıt performansımız var. Bu araçla neredeyse aynı fiyata sahip olan bir aracımız daha var. BMW'nin 520i modeli var. O 1.6 litrelik bir benzinli motora sahip. Onun yakıt tüketimi neredeyse 2 katı. Yani 12'leri görüyoruz biz orada. Hani bu aracın 6.9 olması bence iyi. Sence? Bayağı iyi. Benzinli bu segmentte, bu ağırlıkta bir araç için bayağı iyi. Arka koltuk için olduğunu söylemiştim sevgili dostlar ama ön koltuktayken yine biz buradan biraz görüşlerimizi paylaşmış olalım. Teknolojisini biraz da anlatsak iyi olur. Mesela şunu merak ediyor olabilirsiniz. Elektrikli bir ünitesi var ama nasıl şarj oluyor? Yani plug-in dediğimiz yapı yok arkadaşlar. Keşke olsa. Benim en sevdiğim otomobil türü o. Yani hem böyle işte taksici terörü. 34 TCV14. Ne sinyal veriyor, ne bir şey yapıyor değil mi? Nasıl böyle online şikayet edebiliyor muyuz? Takipçiler buradaki görüntüyü kullanıp şikayet edebilirler. Şimdi en sevdiğim otomobil türü yıl 2019. Hem fişe takıp şarj edeceğiz hem de yakıtımız olacak. Yani şu anda bunu istememin sebebi de şu: şarj istasyonlarının Türkiye'de yetersiz olması. O nedenle o seçenek tabii ki benim favorim. Ama şu anda Türkiye'de hibrit seçenekler var. İşte buradaki elektrikli ünitede frene bastığınızda ya da araç süzülürken şarj oluyor. Yani gaza bastınız, gidiyorsunuz. Gazdan ayağınızı çektiğiniz anda yine şarj oluyor. Ve frene bastığınız anda da yine şarj oluyor. Oradaki elektriğin gücünü kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu arada biz Dolmabahçe sınırlarına geldik. Bir yandan da İstanbul turumuz devam ediyor. Aracın görüş açısından biraz bahsedeyim. O çok hoşuma gitti. Şimdi yan taraftaki pencere ve şuradaki iskelet kalınlığı çok iyi tasarlanmış. Bu sonucunda sürücüye çok daha fazla bir geniş açı sunuyor sevgili dostlar. Hani yolu ve yolculuğu keyifli bir hale getiriyor. Onu söylemiş olalım. Ama benzer performans arka koltukta yok. Yani üst tarafta bir cam tavanın olmaması bizi biraz üzdü. Çünkü arka koltukta harika seçenekler var. Birazdan göstereceğim. Arka koltuğa geçtiğiniz zaman kolçağı indirdiğinizde bir kontrol ünitesi var. Bu kontrol ünitesinden sesin kaynağını, sesin yüksekliğini, klimaları kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arka tarafta oturan kişiler kendi koltuğunun açılarını da değiştirebiliyor. Mesela Mercedes E serisi ve BMW'nin 5 serisine yakın bir fiyatta olduğunu söyleyebilirim bu aracın. Ama bahsettiğim modellerde böyle bir özgürlük yok sevgili dostlar. O nedenle bu aracın, bu seçeneğinin bulunması güzel. Tabii beraberinde mesela o arka koltukların elektronik olarak böyle biraz açısının değiştirilebiliyor olması bazı problemleri de getiriyor. Şöyle ki arka koltuklar yatmıyor. Yatmayınca ne oluyor? Bagaj hacmini istediğiniz zaman artıramıyorsunuz. Gerçi bu araçta ne taşıyacağız abi? Yani ne taşıyabiliriz ki? Ama ihtiyaç olduğu durumlarda kayak takımı mesela taşıyamayabilirsin bu arabada. Evet, doğru. Süper bir örnek arkadaşlar. Kayak takımı gibi şeyleriniz varsa üste taşıyacaksın. Üste taşıyacaksın. Böyle bir durumu var. Bu arada dış tasarımı gerçekten çok iyi. Mükemmel bir tasarım var. Bu fiyatta tabii ki BMW 5 Mercedes E serisiyle kıyasladığımız zaman onlardan daha mı iyi diyeceksiniz. Belki lüks segmentteki rakipleriyle kıyasladığınızda tercihiniz bundan yana olmayabilir ama aracın gerçekten
gerçekten tasarımını beğendim. Onu söyleyebilirim. 2.5 litre motor hacmi var. ÖTV'si fırlayacak mı diyenler olabilir. ÖTV'de bir desteği var arkadaşlar. Çünkü hibrit olduğu için. Ama MTV konusunda maalesef o destekten faydalanamıyorsunuz. Normalde 2.5 litre motora sahip olan bir aracın fiyatı çok daha fazla olması gerekiyor. Ama ÖTV desteği sayesinde o da destekle beraber 400 küsür bin TL'lere alabiliyoruz. Gerçekten araç fiyatları uçtu. Ama gücü konusunda birazcık yorum yapalım. Sen de bu arabayı kullandın. Gücü ve performans için ne diyorsun? Şimdi bu arabada CVT şanzıman kullanılmış. Yani sürekli yüksek devirde tork elde edebilen bir şanzıman bu. Bu yönden güzel. Elektrik motoru da takviye olarak güç veriyor. Onu da çok sevdim. Genel olarak özetlemek gerekirse performanslı bir araba. Tabii arka koltukta oturup ondan sonra şehir içerisinde kullanmak istediğinizde hani çok fazla bir performansa ihtiyacınız olacak mı? Hani olduğu zaman gerçekten ihtiyacınız duyulan performansı alabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Hatta geçen bir valiye vermiştim. Vali arabayı teslim ederken abi dedi kaç motor bu ya falan. Dedim ne oldu? Abi dedi bastım uçuyor. Hani vali bir sürü araç kullanıyor. Onun etkileniyor olması tabii. Demek ki bu aracın ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Konfordan biraz bahsedelim. Bu araç hem çok konforlu hem de bazı yerlerde bunu nasıl unutmuşlar dediğimiz bir araç. Örneğin bagaj kapağını şuradaki tek butonda açabiliyoruz ama kapatmak istediğimizde elle kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun yine otomatik kapanmasını isterdim, ne yalan söyleyeyim. Bir de ses meselesinde bir durum var. Yani araç başlangıçta aşırı sessiz. Neden? Çünkü elektrikle çalışıyor işte, gördünüz. Ama belli hızlardan sonra dışarıdaki sesi içeriye çok fazla alıyor. Yani çok fazla alıyor dediğim, hani aynı fiyata alabileceğimiz Mercedes ve BMW gibi seçeneklerle kıyasladığımız zaman biraz daha fazla ses giriyor içeriye. Sen ne diyorsun? Yok, ses konusunda haklısın. Görsel olarak tam Alman ya da işte Avrupa otomobillerinin havasını veriyor ama yalıtım konusunda bu konuda eksik kalmış. Motor sesini çok alıyor araç. Performanslı kullandığımızda ya da seri şekilde yüksek hızlarda falan aşırı alıyor. Bir de şöyle bir özellik var. Şu anda mesela arka camın perdesi kapalı. Bunu kendisi yapıyor. Yani sen aracını durdurduğun zaman perde kalkıyor ve kapatıyor. Olur yani, arkada değerli bir şey olur, görünmesini istemezsin ya da aracının içerisine güneş ışınları böyle gelmesin, hani ısınmasın. Onun için alınmış bir önlem. Ne diyorsun? Şimdi o aynı perdeyi arkadan da kontrol edebiliyoruz. Geri vitese taktığınızda görüşü engelleyecek bir durum söz konusu olmuyor. Değişik bir şeymiş yani, ben açıkçası o perdeyi çok görmemiştim. Direksiyondaki butonlar yeterli. Burada bir konuşma ikonu var. Hani gönül isterdi ki Siri'yi başlatalım ama aracın kendi sunmuş olduğu seçenekleri ancak kontrol edebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Bu arada şuradaki kolçak oldukça derin. Kolçağın içerisinde herhangi bir USB girişi yok arkadaşlar. Zaten her tarafta var. Bir de orada mı olsun? Bir de şu hoşuma gitti. Kış günlerindeyiz. O nedenle girer girmez araca, her ne kadar böyle kapalı bir garajda olsa da biraz böyle ısınsın istiyoruz çabucak. Elektrikli ısıtmalı koltuklar var şuradaki butonlar sayesinde. Bak benimki 3'müş. Üstümde bir de kapşon var. Biri alayım. 3 kademeli bir koltuk ısıtıcısı var. Bu ısıtıcı da konforun bir parçası. Aynı zamanda yolcunun ve hemen yanındaki koltuğunda yine elektrikli olarak ayarlanabildiğini söyleyebilirim. Bir bel destek bölümü de var. Konforunuz için oldukça iyi seçenekler bunlar. Tabii anlatmış olduğum bu ısıtıcının arka koltukta olmadığını da eklemiş olalım. Makam arabası olur mu abi mesela? Bunu ben sana sormak isterim. Tam anlamıyla bir makam aracı olmaz bu araçtan. Benim görüşüm bu. Ne eksikti yani mesela? Sen neyi beğenmedin? Tam kontrolü arkada olması lazımdı. Yani yönetimi arkaya bırakması lazımdı. Ama mesela BMW 5 serisinde hiç yönetim bile yok. Yani öyle bir şey yok. Sadece kolçak iniyor. Ama ondan makam arabası oluyor. Bundan niye olmuyor? Onda alternatifler var. Bunda sadece tek seçenek var. Bu arada tek seçenek var arkadaşlar. Yani gelen donanım paketi tek 2.5 litre. Yani cam tavan yok. O nedenle belki dediğin gibi farklı seçenekler BMW 5 serisinde, Mercedes E serisinde tercih edilebiliyor. Ama bu arkadaşta çok fazla bir tercih söz konusu değil. Ama yine de bunun Türkiye'ye gelmiş olması da güzel bir şey. Tabii.
Toyota'nın cesur davranması benim hoşuma gitti. Hibrit konusunda Toyota kesinlikle elini taşın altına koyan bir şirket. Çünkü sadece Camry değil, SUV'si var Toyota RAV4. O da yine oldukça başarılı. Bir de Toyota Corolla var tabii ki. Yenilendi bir de. O da yine hibrit bir otomobil. Toyota bu konuda oldukça iddialı. Ülkemizde de zaten bazı modelleri üretiyor. O nedenle Toyota'ya ayrı bir sevgimiz, muhabbetimiz var. Bunu da belirtmiş olalım. Yolculuğumuz süresince hani keyifli bir sürüş olduğunu söyleyebilirim. Yani çok böyle lüks makam aracı gibi sanki göstermeye çalıştık. Aslında doğru değil. Yani bu tamamen makam aracı olarak konumlandırılmış bir araç değil. Ama arka koltukta sunulan seçenekler ister istemez onu düşündürtüyor. Ama daha çok ön tarafta olacaksınız. Arka tarafta misafirleriniz olacaksa. Bu arada ben iki tane bebekle beraber, bebek arabasıyla birlikte hani çok rahat bir sürüş yaptığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konuda gerçekten aileler için de oldukça ideal bir sedan araç olabilir. Bir de rengi çok hoşuma gitti. Yani şu an içeride krem rengi bir döşeme var. Bu döşeme bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Ben siyah istemiyorum artık. Yani hiçbir araçta siyah bir döşeme istemiyorum. Deri olsa dahi siyah istemiyorum arkadaşlar. Bunaldım artık. Biraz daha böyle ferah bir ortama ihtiyacımız var. Şu an o ferahlığı bize sağlıyor. Net bir şekilde onu söyleyebiliriz. Güvenlik konusunda bir başka teknoloji de şu: çarpışmayı engelliyor. Yani bu şu anda mesela çok yaklaştığımda böyle bir sinyal veriyor. Okey butonuna basarsanız bu sinyal sesini kesiyor. Önde bir yaya fark ederse yine aynı şekilde uyarı veriyor. Hatta olur ya, Allah korusun, sizin gözünüz daldı. O sensörler yoldaki bütün nesneleri tanıyor ve siz frene basmadığınız zaman önünüzdeki nesne de aniden durduğunda ekranda böyle bir fren, fren, fren diye hem de sesli bir şekilde uyarıyor sizi. Bu da güvenliğiniz için size sunulan harika teknolojilerden bir tanesi. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki siz hala dalmaya devam ediyorsunuz. Belli hızlara kadar çarpışmayı engellemek için kendisi frene basıyor arkadaşlar. Umarım öyle bir durum yaşanmaz. Bu da yine Toyota'nın sürücü ve yolcular için, aynı zamanda yayalar için, yani sadece aracın içindeki kişiler değil de dışarıdaki kişiler için de alınmış iyi bir önlem diyebiliriz. Otomobillerle ilgili teknolojiler konusunda da sizlerle kendi deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır kullanmış olduğumuz Toyota'nın Camry modelini gerçekten çok merak ediyordum ve mutlu bir şekilde bu otomobili tekrar Toyota Türkiye'ye teslim edeceğimizi söyleyebilirim. Yakıt tüketimi konusunda, konfor konusunda ve güvenlik anlamında teknolojilerle beraber yolcuları, sürücüyü ve aynı zamanda dışarıdaki kişileri de koruyan, onları mutlu eden bir araç olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla bilgi almak için Toyota'nın resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu deneyimlerimiz konusunda görüşlerinizi lütfen aşağıda yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Otomobillerde kullanılan teknolojileri de yine sizlere anlatmaya devam etmek isteriz. Önerileriniz varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone değilseniz aşağıdaki butonlar sayesinde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ne yapalım? Tekrar ofise doğru gidelim. Beşiktaş'a kadar gelmişiz bak, araba anlatacağız derken. Bayağı da bir trafik vardı ya. Değil mi? Aynen. Pazar günü olmasına rağmen, yağmurlu olmasına rağmen bayağı bir trafik var. Herkes dışarıda demek ki. Yağmurlu oluşundan belki de bu kadar trafik var.